Yarın gece yarısından itibaren yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Ramazan Bayramı'nı da içine alan 4 günlük yeni bir sokağa çıkma kısıtlaması daha başlayacak. Üstelik bu defa 81 ilde de uygulanacak. Tabii yine istisnalar var. Geliriz, o gün de geliriz. Zaten çok günleri buradayız. Virüsün önüne geçmek için ilk kez 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek. Ancak bayrama özel bazı istisnalar getirildi. Hiç şüphesiz bayramlarda en anlamlı ziyaret yerlerinden biri şehitlikler ve şehitlikler bayramın birinci gününe özel anne, baba ve çocuklara açılmış olacak ve onlar yakınlarını ziyaret edebilecekler. Yolda öğrendim, oğlum söyledi. Bilmiyoruz, bugün erken gidelim dedik. Şehit yakınlarının kaymakamlık ya da valilikten talep etmesi durumunda şehitliğe kadar servis hizmeti de sağlanacak. Zaten normalde de haftada bir 10 güne bir sürekli ziyaret ederiz. Bayram tıraşı da unutulmadı. Berber ve kuaförlerde oluşacak yoğunluğun önüne geçmek için adımlar atıldı. Evde olsak da psikolojimiz düzgün olsun düşüncesiyle gelip saçlarımızı yaptırdık. Bazı valiliklerse bayram öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanabileceği düşüncesiyle akşam 21'de kapanan salonları 3 gün boyunca 24'e kadar uzattı. Çok fazla yoğunluğumuz yok ama insanlar hep korkuyor. Biraz düşündüm ama buraya yıllardan beri geldiğim için çok tedirgin değil, bir de kalabalık da değilmiş. Pide fırınları ve tatlıcılar da bayramın son gününe kadar açık olacak. Ancak bir şartla, hizmet evlere servis şeklinde olacak. Bütçemi boşuna tatlıya ayırmak istemiyorum çünkü artık geliş gidişleri yasaklandı biliyorsunuz. Kurallar uyarak yaparsak bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ve en önemli konu, bakkal ve marketler bayram süresince kapalı olacaklar ancak Arife günü saat 10 ila 17 arasında ve Perşembe ve Cuma günleri ise gece 11'e kadar hizmet vermeye devam edecekler. Bu saat aralığının artırılması da bu yoğunlaşmayı azaltacağını düşünüyorum. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran'da, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağını açıkladı. İlker Aycı yeni dönemle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. İç hat seferleri 4 Haziran'da, dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek dedi.